Gerçek bir usta, çaba göstermeden duygularının efendisi, paranın hakimi, hayatının lideri olabilendir. Ben Nevşah, sana ustalık yolculuğunda eşlik etmek için buradayım. Yola çıkmaya hazırsan Ustalar Sınıfı Podcast başlıyor. Ustalar sınıfına hoş geldin. Ustalar sınıfının parayla ilgili olan bölümlerinde paranın bir değer birimi olduğundan bahsetmiştim ve ancak evrenin gözünde hakiki değer olan kişilerin maddi olarak desteklendiğini anlatmıştım. Şimdi buradan yola çıkarak genel olarak değer mevzusuna değinmek istiyorum. Çünkü bu konuda çok soru alıyorum ve bu konuyu anlamanızın çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Konumuz şu. Niye bazı insanlar daha değerli? bazıları değersizdir. Neden bazı insanlar evrensel olarak desteklenirler, ödüllendirilirler? Neden bazı insanlar sınav verir ve bazı insanlar zorlanır? Bazıları cezalandırılırken ve cehennemde yaşarken ve cehennem azabını şu an burada çekerken bazıları neden cennette yaşıyor şu an ve destekleniyor? Tabii ki cennette yaşayanlar ve desteklenenler işte podcastlerimi dinliyorsan, YouTube videolarımı izliyorsan hatta öğrencilerimden biriysen artık çok iyi biliyorsun. Desteklenenler dünya nüfusunun %5'ini geçmiyor. Hatta yüzde üçü dördü bile diyebiliriz. Tarih boyu desteklenenler Abraham Maslow'un denklemindeki en üst bilin seviyesinde olanlar. Cennette yaşayanlar en üst bilin seviyesinde olanlar. Hakikatle hizada olanlar. Çünkü cennette yaşayanlar hakiki düşüncelere sahip olanlar aslında bir bakıma cennette yaşayanlar, yaradanın zihniyle bir olanlar diyebilirim. Yaradan gibi düşünenler, yaradana ve yaratılışa savaş açmamış olanlar, evrenle ve evren döngüsüyle bir olanlar, evren döngüsünü ve yaşamı yargılamayanlar ve yaşama savaş açmamış olanlar. Eğer bir önceki podcast'i dinlediysen aslında şu anda ne dediğimi çok iyi anlıyorsun. Bizler zihnimizde evrene savaş açtıkça yani evrende olan herhangi bir şeyi yargıladıkça yaşamın içerisindeki bir takım olayları, olanları ve yaşamın akışını yargıladıkça ve yargıladığımız oranda alt bilinçteyiz ve sürünüyoruz ve cehennemdeyiz. Yargılarımızı dönüştürdüğümüz oranda zihnimizle çalıştığımız, güçlü metotlarla çalışıp zihnimizdeki kalıpları, çarpıklıkları dönüştürdüğümüz oranda zihnimiz yaratılışla, hakikatle ve yaradanın zihniyle bir olduğu oranda cennetteyiz. Bizler yaşama ve evrene savaş açtıysak yaşam da bize savaş açıyor. İşte cehennemde olanların cehennemde olma sebebi bu. Cennet de cehennem de burada arkadaşlar. Şu anda dünya nüfusunun %95-96'sı cehennem hakikati içinde yaşıyor. Duygusal hakikat içerisinde çarpık düşüncelerinin sonucu olan üzüntü gibi, öfke gibi altüst bir takım duyguların içinde ve bu duyguların yansıması ve yine alt bilincin yansıması kalıplar sebebiyle hastalıklarla boğuşarak, ağrılarla, semptomlarla, problemlerle boğuşarak cehennem azabı çekerek yaşıyor. Dünyanın yüzde 5'i beşi ise veya hadi yüzde üçü dördü küçük bir kesimi bunu anlamış. Bilincin aydınlanmasının cennete açılan kapı olduğunu anlamış. Zihniyle çalışması gerektiğini, zekasını geliştirmesi gerektiğini anlamış. Bugün Harvard gibi, Stanford gibi dünyanın en iyi üniversitelerinde zihin dönüşüm metotları bu yüzden öğretiliyor. Dünyanın en iyi üniversitelerinde sen zihin seviyen kadarsın. Zihnine güven ve zihnini geliştirmeye devam et bilgisi bu yüzden veriliyor. Sizler de Türkiye'de şu anda böyle eğitimler olmamakla birlikte Nevşehir Müfredatı'nda bu konuda eğitim alabiliyorsunuz gerekli adanmışlığı gösterdiğinizde, öğrettiklerimi disiplinli şekilde uyguladığınızda çok güçlü zihin dönüşüm metotları sayesinde cennete adım atabiliyorsunuz ve şu anda bu şekilde zihniyle çalışmış, cehennemden, cehennemde yanarak, duyguların içinde, hastalıklar içerisinde, problemler içinde dünyaya saldırdığı için zihninde, yaradana zihninde saldırdığı için Yaradılışı yargıladığı için yaradılışı yargılamak, dünyayı yargılamak, evrensel döngüyü yargılamak, yaradanı yargılamakla aynı şey. Cehennemde yaşayan kişilerin bu yargıları dönüştürüp cennete adım atmalarını sağladık ve yüzlercesi şu anda o cennet hakikati içerisinde hemen hemen her hafta bana şükran e-mailleri veya mesajları atarak muhtemelen sosyal medyada görüyorsunuzdur öğrencilerimin yorumlarını şükrederek bütün bu metotlara, bu yolu onlara açtığım için bana ve sisteme, Nevşen İstü'ye şükrederek hayatlarına devam ediyorlar. Ben de onlara şükrediyorum. Çünkü bu metotlar eğer onlar disiplinli şekilde uygulamıyor olsalardı, yapmıyor olsalardı hiçbir anlamı kalmayacaktı, hiçbir önemi kalmayacaktı. Onlar değer bilenler. İşte buradan değere geçmek istiyorum. Değer bilmek. Değer bilmek ve hakiki değeri tanımak da evrensel hakikatle bağlantıda olduğumuzda oluyor bizler alt bilinçte olduğumuzda çok fazla zihnimizde yargı olduğunda muhtemelen bunu artık anlıyorsun yaşamı yargıladığımızda yaratılışı yargıladığımızda alt değer seviyesine düşüyoruz o yüzden neden bazı insanlar destekleniyor ve cennette niye bazı insanlar ödüllendiriliyor bazı insanlar cezalandırılıyor onun cevabı da bu sen eğer zihninde evreni cezalandırıyorsan Yaşamda olan herhangi bir şeyi yargılayıp bu yanlıştır diyerek öfke biriktirip bu insan bunu yapamaz, bu insan bunu diyemez, böyle yapılmamalı, o onu öldürmemeli, o ona vurmamalı, olmamalı, yapılmamalı, yanlıştır diye yaşama, yaratılışa, yaradana, tüm evren döngüsüne savaş açtıysan zihninde bu tipleri, bu türleri toplumun çoğunluğunu yüzde %95 95'ini her gün görüyoruz. Twitter'da, sosyal medyada yani bilmiyorum sizin belki yaşamınızda da vardır. Ben daha önceki bölümde de paylaşmıştım. Benim yaşamımda, gerçekliğimde yok böyle tipler. Böyle yaşamla savaşan, her dakika her şeyi yargılayan, her şeye karşıt. Ama sosyal medyada görüyorum böyle tipleri. Biri bir şey diyor olmamalı yapılmamalı acayip bir öfke saldırı o öyle olmamalıydı ve kendine sen kimsin acaba diye sormuyor. Ben kimim ki küçücük bir nokta. Tüm evrenin içerisinde. Sadece dünyayı düşün. Tüm galaksinin içinde milyonlarca saman yolundan, milyonlarca saman yolundan sadece birinin içindeki milyonlarca güneş sisteminden birinde ve onun içindeki dünya dediğimiz gezegende milyarlarca yıllık bir sistemin içinde. 80-90 sene hadi 100 diyeyim sizin için ışık yıllarının içinde 80-90 sene yaşamı olan küçücük bir nokta ve o noktanın küçücük beyniyle sen o küçücük egonla evreni yargılama hakkı görüyorsun kendinde. Ne kadar acıklı değil mi? O küçücük beyninle diyorsun ki o yanlış. O onu öldürmemeli. O ona vurmamalı o onu dememeli günah. Ben de sana şunu soruyorum. Tüm evren ve yaratılış ve yaradan da emin ol sana bunu soruyor. Peki sen kimsin? Sen nereden biliyorsun? Sen kim oluyorsun da benim yaratımıma yanlış diyorsun? Hadsiz. Ve aslında o sana tokat atmıyor, o seni cezalandırmıyor. Sen kendi kendini cezalandırıyorsun. Vicdanın seni cezalandırıyor. Çünkü varlığında ki vicdan, yaradanın varlığı senin kendi kendine ne yaptığını çok iyi biliyor. Yaşama nasıl yargıladığını, yaşama nasıl savaş açtığını çok iyi biliyorsun. Ve o savaş ne kadar büyükse, yaratılışın senle savaşı da o kadar büyük olacak. Çünkü zaten dünya bir aynaydı hatırlarsanız. Sen aynadaki görüntüye savaş açarsan, o görüntü de sana savaş açmış gibi gözüküyor. Sen aynaya bir silah doğrultursan aynadaki tip sana silah doğrultmuş gibi gözüküyor ve aynaya böyle yansıyor. Sen evrene savaş açtığın için evrenin içerisindeki insanlar, evrenin içindeki durumlar, olaylar sana savaş açmış gibi geliyor ve cezalandırılıyorsun. Aslında kendi kendini cezalandırıyorsun. Kendi kendini cezalandırdığın için insanlığına savaş açıp, insanlığını yargılayıp, olmamalı, yapılmamalı, kötü, o yanlış, bu kötü, bu iyi, bu öyle, bu böyle, bu doğrusu olan, şu yanlış olan diye saçma sapan kendi çapında aptal aptal düşüncelere sahip olduğun için, çünkü ego bilinci zaten aptal ve aptal aptal düşüncelere sahip o olmamalıydı, bu, bu olmamalıydı, o yanlış, bu doğru. Dünyaya bakıyorsun tarih boyu milyarlarca insan gelip geçiyor dünyadan, hepsi başka şeylere yanlış diyor, başka şeylere doğru diyor. Yani aslında bir şeyin doğru veya yanlış olmadığı kesin. Ama sen hala bu aptallığı yapabiliyorsun. Bu da inanılmaz ama zaten ego bilinci böyle bir şey. Ve yaptığın o aptallık da yine senin tarafından her an cezalandırılıyor. Niye cehennemde yaşıyorumun cevabını aldın. Sensin o cehennemi yaratan, sensin o cehennem ilizyonunun içerisinde kendini tutan, bilincinle çalışmadığın müddetçe, zihninle çalışmadığın ve zihnini dönüştürmediğin müddetçe de orada kalmaya devam edeceksin. Zihnini dönüştürmek için de bu arada diğer bölümlerde söylemediğim ama çok önemli bir konu bir sonraki bölümde özellikle işlemek istiyorum zihninin dönüşmesi için ve zihnin dönüşümü başlatman için de önce beyninin sağlıklı olması gerekiyor bugün dünya çapında çok alt bilinçte olduğu ve çok uzun süre alt bilinçte kaldığı için bin bir tane sağlık problemi olan nefes alışkanlığında problemler olan yanlış nefes aldığı için vücuduna oksijen gitmeyen organları hasara uğramış, bağışıklık sistemi çökmüş, beynine yeterince oksijen gitmeyen milyonlarca insan daha sağlıklı bir beyne sahip değilken daha sağlıklı bir nefes alışkanlığına buna bağlı olarak sağlıklı bir vücut kimyasal eksenine sahip değilken zihniyle çalışıp onu dönüştürebileceğini zannediyor. Orada bir duralım arkadaşlar. Eğer daha beynin sağlıklı değilse, yanlış nefes alışkanlıkların var ve beynine çalışması için sağlıklı gereken oksijen gitmiyorsa, eğer vücudun sağlıklı değilse, sağlıklı düşünebilmen için, sağlıklı davranabilmen için yeterince enerjin yoksa ve sağlığın yoksa, eğer yanlış nefes alışkanlıkların var, bunlar her an solunum kimyasal eksenini bozuyor ve o solunum kimyasal eksenindeki bozulma her an senin vücut hücre dışılarının kimyasal eksenini bozuyorsa, Zihninin dengeli olabilmesi için ve zihin kapasitenin üstüne çıkabilmen için gerekli olan vücudunun fizyolojik ve kimyasal gerekli olan 7.4 pH'a sahip değilsen, bütün gün yanlış nefes alışkanlığı sebebiyle alkali bir pH ya da asidik bir pH'de dolaşıyorsan ve beynin de asidikse veya aşırı alkali ise buna bağlı çarpık düşünceler üretmeye devam ediyorsa, Zihninle bence çalışmaya başlama. İşte bu yüzden Nevşehir Enstitü Müfredatı'nın birinci bölümü olağanüstü sağlık formülü. Sizi önce, beyninizi önce, vücudunuzu önce sağlıklı bir noktaya getirmemiz lazım ustalık yoluna çıkmadan önce. Ustalık yolunun birinci seviyesi, ilk seviyesi sağlık. Fiziksel olarak tam sağlıklı olmayan, bir takım semptomları olan insanlar ustalaşamaz. Bunu iyice anlayın, iyice yazın kafanıza henüz daha senin fiziksel sağlık problemlerin varsa ikinci üçüncü seviyeye bilincin yedinci seviyesine asla gelemezsin imkansız. Önce sağlıklı bir beyne ihtiyacın var çünkü sağlıksız bir toprakta sağlıklı bir bitki yetişmez. Senle birlikte o ekeceğimiz tohum ve sonra kocaman belki bir çınar ağacına dönüşecek, bilgeleşecek bir insan olman için önce uygun toprağa, uygun zemine ihtiyacın var. Sağlıklı bir nefes alışkanlığına, sağlıklı bir beyne. İşte bu yüzden Nevşehir Müfredat'ın ilk bölümü olağanüstü sağlık formülü ve 6-7 ay boyunca nefesinizle çalışmadan nefesinizdeki problemi gidermeden sağlıklı bir beyne sahip olduğunuzu anlamadan sizi eğitimin diğer bölümlerine ilerletmiyoruz. Bunu da anladıktan sonra tekrar cennem ve cennete dönersem bu cennet gerçekliğinde ne kadar uzun süre devam ettiysen o cezada, o sınavda hayatı öyle zannediyorsun ve senin için cennet realitesi o kadar gerçek dışı geliyor. O kadar bazılarına gerçek dışı geliyor ki. O kadar bazı insanlar kendi cehennemleri içerisinde ki bazı insanlar o kadar kendi gerçekliklerinde, kendi illüzyonlarında o cehennemin dibindeler ki öyle cehennemdeler ve öyle uzaklar ki zeki bilinçten, objektif bilinçten, yaradanla bir olan bilinçten cehennemi ölümden sonra gidebilecekleri bir yer olarak algılıyorlar. Bunu tekrar söyleyeceğim. Dünya nüfusunun %95'in içerisinde bazı insanlar, bir grup insan dünya çapında o kadar alt bilinçte, öyle cehennemin dibindeki yargılarıyla, hadsizlikleriyle, yaradana, yaradılışa, evrenin döngüsüne açtıkları savaşla, o yanlış, o günah, o hatalı, o çirkin, o iyi, o sevap, o güzel olmalılar, olmamalılarla, kalıplar ve koşullarla, öyle alt bilinçteler, öyle cehennemin dibindeler, öyle cennetten, aydınlanmış bilinçten, yaradanla bir olan bilinçten, yaratılışla bir olan bilinçten öyle uzaklar ki cennet ihtimalinden o insanlar cenneti ancak öldükten sonra gidebilecekleri bir yer zannediyorlar. Ve şu anda cennet deneyimini yaşayan biri olarak o insanlar için sadece çok üzülüyorum. Ve bu konuda yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Çünkü üçgenin alt kısmı üstüne basıp yürünen insanlar onlar. Ve seçimleri bu, üstlerine basılmasını uygun buluyorlar. Ürettikleri bir takım saçma sapan felsefeler var, günahlar sevaplar karmalar, işte karmaymış öyle olurmuş bir sonraki hayatta o üstüne basanın sen üstüne basacakmışsın. Ama ne yazık ki çok büyük bir ilizyondalar. Çünkü şu anda cennet burada ve dünya nüfusunun yüzde 4'ü dördü şu anda cennette. Onlardan biri olarak konuşuyorum sana. Cennetten bir haberci olarak. Öğrencilerini oraya getirmiş bir hoca olarak konuşuyorum seninle. Oradan belki böyle bir yankı olarak geliyor sesimiz. imkansız bir yankı olarak geliyor. Ve belki bir önceki bölümde anlattığım gibi şüpheye düşüyorsun. Çok fazla yargın var çünkü zihninde. Belki seni kandırıyoruz zannediyorsun. Çünkü belki sen kendini kandırıyorsun. O yüzden kandırıyoruz zannediyorsun. Ama ne yazık ki gerçek. Hakikat bu. Cennet var. O bilinç seviyesi var. Bizim bilincimizin tamamen uyandığı, aydınlandığı, hakikatle, yaradanla, yaratılışla bir olduğu, sınırsız kapasiteye ulaştığı, o sınırsız kapasitenin verdiği güçle, ilhamla, enerjiyle, misyonla, vizyonla hayatı yaşadığı ödüllendirildiği her geçen gün ödüllendirildiği bir hayat ihtimali var cennet. Ben orada yaşıyorum ve gerçekten her günümün bir ödül olduğunun farkındayım. Şükran içinde yaşam şartlarıma, standartlarıma, yaşamımdaki olağanüstü akışa, ekibime, bana destek olan dünya çapındaki milyonlarca insana, bana yolu açan evrene, yaradana, yaradılışa olanın olduğu gibi olmasına her gün şükran duyuyorum. Ve olanın içerisinde değişecek hiçbir şey görmüyorum. Yaradanın yaratımında değişecek, düzeltecek hiçbir şey görmüyorum çünkü yok. Çünkü onun yaratımı mükemmel. Çünkü yaradan ve yaratılış olağanüstü. Ve bunu görebildiğim için büyük şükran doluyum. Ve sadece bunu gördüğüm için evrenin gözünde ve yaradanın gözünde kutsal sevdiği kuluyum diyeceğim ya da sevdiği bir parçasıyım. Evrenin destek olmak istediği, değer olarak yüceltmek istediği kişiyim. İşte para değer bilimi ve değer birimi demiştik. Bu seviye maddi olarak da manevi olarak da en yüksek seviye. Bu bilinç seviyesindeki bir kişinin maddi problemi olduğunu hiç görmedim. Bugüne kadar müfredatın içerisindeki bölümleri bile taksitlerini ödeyemeyecek. Para konusunda sıkıntılı ama bilinç seviyesini yükselttiğinde, değerini yükselttiğinde, evrenle bir bütün olduğunda nasıl ihtiyacı olan her şeyin, paranın, sağlığın, ilişkinin, aşkın, sevginin, desteğin, liderliğin, fikirlerin, çözümlerin, zekanın ona akacağını bildiği için bu yola çıkmış. Yüzlerce cebinde bu yolda taksitleri karşılayamayacak öğrencim oldu. Hiç birinin bile bilinç yolculuğunda ilerleyip yargılarından özgürleşip yaradanla bütünleşip yaradılışla bütünleşip yaradılışa zihnindeki saldırıları ortadan kaldırıp yargıları ortadan kaldırıp çalışmaya devam edip para problemi çektiğini, sağlık problemi çektiğini ilişkilerinde bir problem çektiğini hiç görmedim. Niye biliyor musunuz? Çünkü yaratılışa saldırıyı bıraktığında yaratılışın da saldırısı bitiyor. Sen yaratılışa yaradana kucak açtığında o da sana kucak açıyor. Ama sen zihninde saldırmaya devam edersen, şu an insanlığa yönelttiğin okları, insanlığa yönelttiğin saldırıyı, dünyaya yönelttiğin saldırıyı durdurup tersine çevirip zihninde bu dönüşümü sağlamazsan cezalandırılan Cehennemde yaşayan bir kişi olarak hayatını sonlandırabilirsin ve cennet rüyasıyla sonlandırabilirsin. Bakalım bittiğinde ne olacak? Bir ipucu vereyim. Bu yaşam ölümle ilgili çok soru aldım çünkü sizden. Belki podcast'te bir sonraki bölümlerde bunu konuşuruz, bunu anlatırım. Şöyle bir ipucu vereyim. Alt bilinç yaratılışa savaş açmış. Yaratılışla savaşan, vizyonda olan bilinç, an an yaşayan, günü gününe yaşayan, kazandığını harcayan, günlük enerjisi olan, günlük sağlığı olan, sağlığını kaybetmiş duygular içinde ve yaratılışa ve yaradana açtığı savaş sebebiyle bu savaşın büyüklüğü kadar bir hiç olmuş. Savaşı ne kadar büyükse, yargısı ne kadar büyükse, Yaradılıştan, yaradandan, evrenden ne kadar evrensel döngünün mükemmelliğinden kopuksa, o kadar hiç bir toz bulutuna dönüşmüş, hiç değerindeki kişi öldüğünde de hiç değerinde olacak toprak. Yaradan'la bir olan, bilinciyle çalışmış, üst bilinç seviyesinde ustaca yaşayan, yaratılışın tüm formüllerine hakim Yaradanın tüm özelliklerini deneyimleyen, tanrısallaşmış en üst güce sahip, sonsuz güce varmış, sonsuz zekaya varmış. Çünkü yaradana kucak açmış. Yaradanın varlığına, yaratılışın tamamına sonsuz kapasiteye ancak bu şekilde ulaşılıyor bu arada. Eğer sonsuz kapasiteye ulaşmak istiyorsan, sonsuz kapasiteye sadece yaratılış sahibi olduğu için tamamen zihnini ve varlığını o yaratılışa açarak sonsuz kapasiteye ulaşabiliyorsun sadece. Yargılar sizi sınırlı kapasitede tutuyor. Bu seviyeye ulaşmış kişi de bir misyonla hayatı yaşadığı için sonsuzluğun fikirleriyle, yaratılışın fikirleriyle barınarak yaşamında eserler bıraktığı için bu kişi öldüğünde sonsuzluğa karışacak ve sonsuz yaşamın formülünü bu kişiler buldu. Şimdiden cennette olan kişiler sonsuz yaşama adım attı. Şu anda dünyada sonsuz yaşama adım atmış, tarih boyu sonsuz yaşama adım atmış, sonsuzluğun kanunlarıyla bu hayatı yaşamış insanlar var. Sadece onlar sonsuz devam edecekler. Evet bu ipucunu da verdikten sonra beni dinlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakal. kal.